Günaydın. Sabah rutini videosuna hoş geldiniz. Şu anda yeni uyandım arkadaşlar. Tam olarak 30 saniye oldu. Gördüğünüz gibi hava karanlık. Ben uyandığımda genelde hava karanlık oluyor. Benim okulda dersim 9'da başlıyor. Şu an saat 7:45. Yani hazırlanmam için en az 1 saat falan önceden böyle kalkmam gerekiyor. Hatta şu an geç bile uyandım. Tam olarak 1 saatim var hazırlanmak için. Yemek yiyeceğim, işte saçlarımı yapacağım, hazırlanacağım, giyineceğim, okul çantamı hazırlayacağım falan. O şekilde anca yetişeceğim. Ve size bunu çekmek istedim. Sabah rutin videolarını çok seviyorsunuz. O yüzden yıllardır benim için bir gelenek oldu. Şu anda dediğim gibi saat 7:45. Uyanır uyanmaz yaptığım ilk şey tavşanım Çobiş'e bakmak. Genelde hep uyanık oluyor ben uyandığımda. Hatta genelde değil, her zaman böyle yanıma geliyor. Gördüğünüz gibi. Günaydın. Uyanık olmasının sebebi tavşanlar geceleri değil gündüzleri uyuyor. O yüzden gece hep uyanık oluyor Çobiş. Böyle benim yanıma geliyor uyandığımı. Baksanıza. Arkadaşlar şimdi çok klasik, basit bir kahvaltı yapacağım. Bunu da anneannem hazırlamış. Sonrasında da üst kata çıkıp hazırlanmaya devam edeceğim. Ben sabah sabah kahvaltı yapamıyorum bu kadar erken saatte. O yüzden yiyebildiğim maksimum şeyler bunlar. Daha fazlasını yiyemiyorum. İştahım olmuyor çünkü. Kahvaltımı ettim. Saat şu an arkadaşlar 8:10 geçiyor. Gördüğünüz gibi hava aydınlanmaya başladı. O yüzden benim de artık hızlıca hazırlanmam gerektiğini anlıyorum buradan. İlk olarak yüzümü yıkayacağım. Evet, yüzümü yıkadım ve iyice çöktüm şu an. Çünkü dün geceden yüzümde azıcık da olsa kalan bütün makyaj gitti. Şimdi arkadaşlar biraz dişlerimi fırçalayacağım. Biraz yalnız. Dişlerimi fırçalarken macunun dışında ben bir tane de ürün kullanıyorum. Yüksek ihtimalle hiçbir işe yaramıyor ama yine de böyle antin kuntin ürünler kullanmayı seviyorum. Bunu kullanacağım. Dişi beyazlattı söyleniyor ama ben inanmıyorum. Bu diş macunuyla birlikte kullanacağım bunu da. Evet, dişlerim böyle oldu. Bence gayet beyazlar şu anda. Bu görüntüyü seviyorum. Şimdi saçımı yapmaya geçeceğiz içeriye. Saçıma böyle bir ürün kullanacağım. Bunu normalde ben akşamdan hallediyorum. Yani sabah uyandığımda saçımı yapmakla uğraşmıyorum. Ama dün gece erken yaptım. Dersten gelmiştim. O yüzden saçımı çok böyle düzleştiremedim. Duştan çıkıp kuruttum sadece. Şimdi biraz keratin bakımı sürüyorum saçıma. Üzerinden de Dyson'a geçeceğim. Biraz daha süreceğim. Saçımın bakıma bayağı bir ihtiyacı var çünkü arkadaşlar. Çok yıprandı eskiye göre o yüzden. Ekstradan saçıma ilgilenmeye çalışıyorum. Rengini de değiştirmek istiyorum. Şu an bana çok yeşilimsi geliyor. Herkes çok beğeniyor ama ben çok beğenmiyorum saçımın şu anki rengini. Evet, hem vakit kaybetmemek açısından hem de çok uğraşmamak açısından sadece üzerinden geçeceğim zaten. Başlıyoruz. Saçımın da son hali bu şekilde. Dediğim gibi rengini ve şu anki bakımsızlığını saçımın hiç sevmiyorum ama düzelecek inşallah. Bir de şöyle bir saç parfümü sıkayım o zaman. Mis gibi oldu. Şimdi de çok ama çok ama çok sade bir okul makyajı yapacağız. Hemen geçiyoruz. Çok azıcık kapatıcı süreceğim. Öncelikle yüzüme. Çünkü kızarıklıklar ve yaralar var. Ve okula böyle gitmek istemiyorum.
Yorumlara Ecrin neden enerjin düşük yazmayın. Ben sabahları aslında çok daha kötü oluyorum. Şu an video için gene bayağı enerjik davranmaya çalışıyorum ama benim hani sabah uyanıp da böyle çok mutlu kalktığım bir zaman dilimi yok. Ya sadece yazın. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarımı esensin böyle bir kaş şeyinden pıt pıt yapıyorum böyle. Boyasından yani. Boyasından böyle azıcık sürüyorum. Sonrasında da o pıt pıtladığım boyaları böyle ucu temiz, boyasız başka bir kaş fırçasıyla tarıyorum. Yani anladınız mı ne yaptım? Kaşıma azıcık boya sürmüş oluyorum yani böyle. Sabitliyorum bunu da böyle. Bu arada bu deminki boyanın kaş fırçası diye bu gerçekten ucu kuru bir şey böyle. Boya yok içinde. Şimdi bunu her zaman yapmıyorum ama kendimi biraz daha güzel hissetmek istiyorsam çok azıcık maskara süreceğim. Ama gerçekten çok az sürmem gerekiyor çünkü okula gidiyoruz yani ve evet bu kadar arkadaşlar maskaram maalesef. Dudaklarımı küçük buluyorum şu ara. Şu ara her yerime bir taktım. Son olarak da lip gloss süreceğim. Ve hazırım. Hazırım değil, sadece makyajım bitti arkadaşlar. Bu benim en sade, en klasik okul makyajım. Her zaman yapabileceğiniz, sizin de aklınızda bulunsun bence. Gayet okula uygun ve göze batmayan bir makyaj. Şöyle yakından da göstereyim. Hiçbir şekilde fardır, işte pudradır vesaire bu tarz şeyler sürmüyorum. Ve 12. sınıfım. Artık zaten lise bitiyor. Üniversiteye kaldı. Şimdi çantamı hazırlayacağım okul için. Koyduklarımı da size göstereceğim. Dünkü matematik dersinden kalan şeyleri çıkartıyorum öncelikle. Defter var. İlk olarak bir tane defter koyuyorum içine her zaman. Yedekte bulunsun diye. Kalem kutum. Renkli böyle kalemler. Bir adet böyle vücut spreyi. Ve son olarak da coğrafya kitabı. Benim kitaplarım okulda duruyor. Sadece birkaç tane soru kitabını falan eve getiriyorum ya da çalışacağım dersleri eve getiriyorum. 10 tane kitabı günde hayatta taşıyamam. Sıramın altında bir kısım var, orada duruyorlar. Arkadaşlar şu an saate baktım ve saat kaç biliyor musunuz? Saat 8:30 olmuş ve benim yarım saat vaktim var. 9'da direkt ders başlıyor. Yani benim 15 dakika içerisinde en geç evden çıkmam gerekiyor. O yüzden hemen giyinmemiz lazım. Giyindim arkadaşlar. Okul formam bu şekilde. Düz bir lacivert kot pantolon üzerinde siyah tişört şeklinde. Bir de lacivert sweatshirtim var ama onu giymeyeceğim. Ceket atacağım üstüme. Çünkü üşüyorum. Üşüyorum. Kullandığım ceket de bu. Yani bugün giyeceğim ceket bu. Üstüne de mont giyeceğim. Bu okul formalarını giydiğimde kendimi çok ama çok zayıf hissediyorum. Çünkü çok darlar ve kendimi zayıf hissettiriyorlar. Bakın böyle. Evet, kafayı yedim anasını satayım. Hazırım bu arada ya. Tamam, yetiştik. O zaman kendimizi şımartabiliriz. Hadi gidip kahve hazırlayalım. Okulda yanımda götürmek için. Termos olarak da bunu seçtim Atatürk'lü olduğu için. Çok köpürdü galiba, termosa sığmayacak. Evet arkadaşlar, her şey hazır. Kahve bile yaptım yani. Kahveyi ben her gün yetiştiremiyorum ama haftada 1-2 gün genelde yapıp okula götürüyorum. Çünkü okuldaki kahveler çok iyi olmuyor. Bir de evden götürmek daha zevkli ya. Evet arkadaşlar, şimdi çıkıyorum. Artık okula gideceğim. Böyle montumu da giydim. Termosum da elimde. Ayakkabılarım da bu şekilde. Gidiyoruz. Yürüyorum okula doğru.
Yorgunum ya. Şu an saat burada 8:55 falan yani. Okula ucu ucuna yetişiyorum arkadaşlar. Bu videoyu da artık kapatıyorum çünkü okul yolundayım. Birazdan derse gireceğim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hey.